10. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Cevapları. Sayfa 89 Düşler Yayınları, ulaşabilmek ve dersinizi kolayca yapabilmek için aşağıdaki yayınımızı mutlaka inceleyiniz. 10. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Cevapları. Düşler Yayınları sayfa 89 metin ve türle ilgili açıklamalar okuduğunuz şiir, divan şiiri nazım biçimlerinden biri olan gazele örnektir. Gazelde kadın, aşk, eğlence gibi lirik temalar işlenir. En az 5, en fazla 15 beyitten oluşur. Kafiye düzeni Anadolu Ajansı, ba, ca şeklindedir. Aruz ölçüsünün her kalıbıyla yazılabilir. İlk beytine matla, son beytine makta denir. En güzel beyti, beytül gazel ya da şah beyittir. Tüm beyitleri aynı güzellikte olan gazellere yek avaz gazel, bütün beyitlerinde aynı konunun işlendiği gazellere yek ahenk gazel, şairin adının geçtiği beyte taç beyit ya da mahlas beyti denir. Dizelerinin ortasında kafiye bulunan, ortadan ikiye bölünebilen gazeller ise musammat gazeldir. Gazel, konu bakımından halk edebiyatındaki koşmayı andırır, okuduğunuz şiir 16. Yüzyıl önemli şairlerinden olan Fuzuli'ye aittir. Aşıkhane gazelleriyle ünlü sanatçı bu şiirinde sevgilinin vefasızlığından ve kendi çaresizliğinden söz etmiştir. Metni anlama ve çözümleme 1. A. Metnin kafiye ve rediflerini bularak kafiye düzenini aşağıdaki tabloda gösteriniz. Buna göre metnin niçin musammat gazel olduğunu söyleyiniz. Cevap, şu şekilde gösterebiliriz. Uyak şeması, Anadolu Ajansı, ba-ı ca-ı-da, e-a, fa-ga biçimindedir. Ahenk unsurları, uyak ve redifler, usanmaz mı? Yanmaz mı, sanmaz mı? İnanmaz mı, uyanmaz mı? Bulanmaz mı, utanmaz mı? Usanmaz mı, maz mı redif? An tam uyak Fuzuli'nin bu gazeli aynı zamanda musammat gazel özellikleri de göstermektedir. Bu da dize ortalarında bir iç uyak olduğunu gösterir. Buna göre gazel ahenk unsurları açısından şöyle de incelenebilir. Beni candan usandırdı, A. Cefadan yere usanmaz mı, B. Felekler yandı ahımdan, C. Muradım şemi yanmaz mı, B. Maz mı redif, an tam uyak kamu bimarına cnn, D. Devayı derdi der ihsin, din için kılmaz bana dermin, D. Neye zengin uyak beni bmr sanmaz mı, B. Gamım pinhan tutardım ben, E. Dediler yere kıl rişen, E. Desem ol bir vefi bilmen, E. En tam uyak inanır mı inanmaz mı, B. Şevki hicrin yanar canım, F. Döker kan çeşme giryanım, F. Uyarır halkı efkanım, F. Öme redif, neye zengin uyak kara bahtım uyanmaz mı, B. Güldü ruhsarına karşı, G. Gözümden kanlı akar su, G. Habibim faslı güldür bu, G. U yarım uyak akar sular bulanmaz mı, B. Değildim ben sana mil, H. Sen ettin aklımı zil, H. Bantan eyleyen gifi, H. İlk tam uyak seni görgeç utanmaz mı, B. Fuzili rindiği şeydadır, I. Emaşe halka rüsvadır, I. Sorun kim bu ne sevdadır, I. Dır redif, tam uyak bu sevdadan usanmaz mı, B. Maz mı redif, an tam uyak. B. Metnin matla, makta, şah beyit ve mahlas beyitlerini tablodaki numaralanmış beyitler üzerinde gösteriniz. 1. Matla beyti yani ilk beyit şudur. Beni cindan usandırdı cefadan yere usanmaz mı? Felekler yandı ahımdan muradım şemi yanmaz mı? 4. Şah beyit, en güzel beyittir. Şebi hicran yanar canım töker kan çeşmi giryanım. Uyarır halkı efganım kar bahtım uyanmaz mı? 7. Makta beyti ve mahlas beyit şudur. Makta yani son beyit, mahlas yani şairin adının geçtiği beyittir. Fuzili rindiği şeydadır hemaşe halka rüsvadır. Sorun kim beyne gavgadır, bu gavgadan usanmaz mı? 2. Söyleyici içinde bulunduğu durumdan niçin şikayetçidir? Cevap, çünkü sevgilisi onun muhteşem hatta delicesine olan sevgisine karşılık vermemektedir. Şair de bu kayıtsızlık ve ilgisizlikten şikayetçidir. Üçüncü okuduğunuz metin şairin en çok bilinen gazellerinden biridir. Gazel lirik ve samimi anlatımıyla okuyanları etkisi altına almaktadır. Metni lirik yapan özellikler nelerdir?
Açıklayınız. Cevap: okuduğumuz şiir 16. Yüzyıl önemli şairlerinden olan Fuzuli'ye aittir. Aşıkane gazelleriyle ünlü sanatçı bu şiirinde sevgilinin vefasızlığından ve kendi çaresizliğinden söz etmiştir. Bu yoğun duygular şiirin lirik özelliklerini arttırmaktadır. Dördüncü metnin hangi beytinde Hüsnü Talil sanatı yapılmıştır? Cevap: gül yanağına karşı gözümden kanlı yaşlar dökülür. Sevgilim, gül mevsimidir, ilkbahar, bu, akarsular bulanmaz mı? Kışın dağların tepesinde biriken kar, ilkbahar gelince eriyerek bulanık bir şekilde gül bahçelerine doğru akar. Şair, bu durumdan esinlenerek sevgili için döktüğü yaşlardan gözlerinin kıpkırmızı olmasını güzel bir sebebe bağlıyor. Bu beyitte şair gözünden kanlı yaşlar akmasını doğal bir olaya, yani gül mevsiminde suların bulanık akmasına bağlıyor, Hüsnü Talil sanatı yapıyor. 10. Sınıf Düşler Yayıncılık Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı sayfa 89 ile ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir, aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.